Sayın Vekilim, Sayın Büyük Birlik Mahkemesi, göreve geldiğimizden bugüne kadar Denizli'mizde geçmişinde ne yaşanmış, kimler bu şehre hizmet etmiş, kimler canını vererek şehit olmuş bu toprak için, bu vatan için, onları araştırma noktasında çok büyük gayretlerimiz oldu. Bu noktada Turgut hocamızın da çok büyük destekleri ve çalışmaları oldu ve ekibiyle birlikte Türk Ocağımızın da bu konuda çok güzel gayretleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizimle işbirliği noktasında beraber gördük. Tabii ilk Denizli diye bakıldığında bundan 15 yıl önce bugünkü konuştuğumuz tarihi derinlikler çok fazla gündemimizde değildi. Sığ bir tarih mi varmış gibi, Denizli'nin geçmişiyle ilgili bir derinlik yokmuş gibi anlaşılabiliyordu. Ama bakıldığında detaylara indiğinde Denizli'nin tarihinde işte Kazıkbeli savaşlarımız, o ikinci Haçlı seferleri, bu bulunduğumuz alanda yaşanmış olan ve şehitlerimizin olduğu, gazilerimizin olduğu, biz bugün burada bu töreni yapabiliyorsak, burada nefes alıp verebiliyorsak, hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, tabi 1148'de burada verilen mücadele sayesinde. Ve tabii ki Denizli'miz bu derin tarihi ve vatan sevgisi, bayrağının sahip çıkması, istiklalini her zaman önde tutması, canını feda edebilir boyutta olması, Denizli'mizi ecdadımızın bize yurt etmesinden sonra işgale uğramamasına sebep olmuştur. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, biz onları unutmayacağız, sahip çıkacağız. İnşallah ilelebet bu vatanımızda ay yıldızlı bayrağımız dallanmaya devam edecek. Bu vatan Türk yurdu olarak inşallah ilelebet yaşayacak ve cumhuriyetimizde inşallah paydar kalacak diyorum. Hepinize katılımdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu malzeme ne? Malzeme şu anda plastik ama daha eski orijinalde. İkinci salvo Resulullah için. Okçular! Gaza niyetine! Ya! Hayır! Buyurun. Aç tarafa geçelim. Karşı şöyle. Kıyafetli olanlar.